ejderhayı kenetlemeye çalışıyorum. Yukarı doğru kaydırıyorum. Evet. Hafif sağa doğru. Aslında yelkenli kullanmak gibi bir şey değil. Bu bir oyun değil. Simülasyon. Biraz daha yavaşlayalım ve en ufak bir dokunmada ortadaki yeşil noktadan kaçma ihtimalimiz var. Hayır! Hayır! Kaçırıyoruz! Hayır! Önümüzdeki hafta bu saatlerde gerçek astronotlar bu kontrolleri kullanarak Dragon uzay aracını uluslararası uzay istasyonuna kenetleyecek. Ejderha kenetlenemedi! Ejderha kenetlenemedi! Kaçırdık. Bu gördüğünüz kişiler de Daft Punk grubunun üyeleri değil. Az önce kullandığım ve sizin de aşağıda vereceğim linkle ulaşabileceğiniz arayüzü çalışarak tarihi bir uzay görevine hazırlık yapıyorlar. 27 Mayıs 2020'de ilk kez özel bir şirket tarafından uzaya 2 insan gönderilecek. Bugüne kadar 3 ülkeye ait 8 araç insanları uzaya taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Mercury, Gemini, Apollo ve Space Shuttle araçları, Rusya'nın Vostok, Voskhod, Soyuz araçları ve Çin'in Shenzhou uzay aracı. Listeye şimdi de Dragon kapsülü ekleniyor. SpaceX, uzaya insan götüren ilk özel şirket olma unvanını kazanıyor. Bir başka deyişle astronot taksiciliği başlıyor. Şaka değil, gerçekten de Dragon yani ejderha kapsülüne bu lakap, astronot taksi lakabı verilmiş. Gerek bu aracın ve gerekse bu uzay görevinin tüm aşamaları öylesine ilginç tasarım detaylarına sahip ki bana göre uzay çağında yeni bir döneme geçildiğinin en önemli işaretleri bunlar. ...2001 uzay macerası gibi bilim kurgu filmlerindeki estetiğin gerçeğe dönüştüğü günlerdeyiz. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Geri sayımı burada durdurup bu fırlatmayı diğerlerinden ayıran 7 tasarım farklılığına bir göz atalım isterseniz. Öncelikle astronotları fırlatma rampasına götüren konvoya bakalım. Geleneksel olarak burada astronot transfer van denilen bir araç kullanılır. Bildiğiniz servis aracı gibi bir şey bu. Bu kez kullanılacak araçsa bir Tesla Model X. Falcon 9 roketine gidecek olan astronotları 14 kilometrelik yolda bir Model X taşıyacak. SpaceX aracına gidecek olan astronotları Model X aracıyla taşıyorlar. Sanki tüm bu markalama çalışmaları yıllar öncesinden bugünlere hazırlık için yapılmış gibi. Falcon 9 roketinin üzerinde elbette SpaceX logosu var fakat bu uçuşu onlara yaptıran yani finanse eden kurum NASA olduğu için onların da logosunun bulunması gerekiyor. Eski bir tasarımcı olarak sizlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Köfte adı verilen, evet köfte lakaplı bu logo bence tasarım okullarında bir logo nasıl tasarlanmamalı konusunda ders olarak okutulmaya değer. Yani bu kadar mı kötü bir tasarım yapılır kardeşim? Bir de 70'li yıllarda kullandıkları şu logoya bakın. Solucan adı verilen bu logo tam tersine bence bugüne kadar bir marka için yapılmış en güçlü tasarımlardan biri. Tamamen geleceği çağrıştırıyor ama 10 yıllardır kullanılmıyor idi. Bu fırlatmada birdenbire geri geldi. Falcon 9 roketinin üzerinde eski olmasına rağmen şimdikinden çok daha yenilikçi bu logo olacak. Model X ile rampaya ulaşan astronotların kıyafetlerine ne demeli? Bunların tasarımı da özel olarak SpaceX tarafından yaptırıldı ve amaçları gerçekten de astronotları daha havalı göstermek. So it's like, okay, how do we make something that looks cool and works? Goal here being, you know, when people see that spacesuit, they want them to think, yeah, I want to wear that thing one day. Bunun için Hollywood'da Batman, Wonder Woman, Wolverine, Black Panther gibi filmlerin kostüm tasarımcısıyla çalışmışlar. NASA'nın, Boeing'in ya da Rus Uzay Ajansı'nın yaptığı bu garip tasarımlardan oldukça farklı. O yüzden eskiden olduğu gibi kırmızı tulumlar giymiş astronotlar gibi değil de az sonra kırmızı halıda yürüyecek aktörler gibi duruyorlar. Aslında astronotların da üzerinde yürüdüğü bir çeşit kırmızı halı var. Mürettebat erişim kolu. Normalde inşaatlarda kullanılan iskelelere benzeyen bir yapı bu. Geçen yıl NASA'nın Kennedy uzay üssüne gittiğimde SpaceX'in kullandığı tarihi fırlatma rampasında bundan çok daha farklı yeni bir yapı görmüştüm. İşte o da tam olarak haftaya gerçekleşecek bu görev için tasarlanmış
yeni mürettebat kolu. Astronotların uzaya gitmeden önce dünyada yürüdükleri son 25 metre. Sembolik önemi olan böyle bir yolun da tasarımını değiştirmişler. Tabii en önemli değişikliklerden biri Dragon kapsülünün kendisinin tasarımı. Koltuklarından renklerine ve yerleşimine kadar Tesla araçlarının iç tasarım estetiğinin ipuçlarını taşıyor. 4 metre çapında ve 8 metre yüksekliğindeki bu araç tıpkı bir Model X gibi 7 kişilik kapasiteye sahip. Alt tarafında 37 metre küplük bir bagajı var. İlk insanlı uçuşunda sadece 2 kişiyi uzaya götürecek ama daha sonraki görevlerde bu sayının artması bekleniyor. Tesla araçlarının en önemli özelliklerinden biri geleneksel otomobil kontrollerini kaldırıp yerine dokunmatik bir ekran yerleştirmekti. Aynı şeyi Dragon kapsülünde de yapmışlar. Astronotların önünde 3 tane ekran var. Bunlarda ne gördüklerini ve nasıl kontrol edeceklerini videonun başında göstermiştim. Aslında yine Tesla'larda olduğu gibi bunlarda da hemen her şey otonom olarak gerçekleşecek. Astronotlar gerekirse manuel kontrole geçecek. Diğer kargo görevlerinde gönderilen kapsüller Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki robotik kol yardımıyla kenetleniyordu. İlk kez olarak Dragon uzay aracı kenetleme işlemini kendisi yapacak. Sadece bir aksilik olursa içindeki astronotlar manuel olarak kenetlemeyi gerçekleştirecek. 3, 2, 1. Geri sayımın ardından Falcon 9 roketleri ateşlenecek. Kalkıştan 2,5 dakika sonra ilk aşama tamamlanarak booster ayrılacak ve dünyaya geri dönecek. 6 dakika sonra ikinci aşama tamamlanacak ve mürettebatı taşıyan Dragon kapsülü uzayda tek başına ilerlemeye başlayacak. Bir dizi hassas manevralarla yörüngede yavaş yavaş ilerleyip yükselmeye başlayacak. 19 saatlik bir yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Nisan ayından beri orada görev yapan biri Amerikalı, ikisi Rus astronot ve kozmonotlar kapıyı açarak gelen misafirlerini karşılayacak. ...27 Mayıs 2020'de Türkiye saatiyle 23.33'te gerçekleşecek, en azından şu an için öyle hedeflenen bu fırlatışı ben de canlı olarak buradan, YouTube'dan değil, D-Live platformundan yayınlayacağım. Takip edenler belki hatırlayacaktır, geçen ay Starlink uydularının fırlatışını da ilk kez orada bir test yayını yaparak sizlere canlı olarak aktarmıştım. Hatta fırlatmadan 1,5-2 saat kadar önce orada canlı yayına geçtim ve izleyicilerle sohbet ettik. Onların sorularını cevaplandırmaya çalıştım. Gerçekten çok güçlü ve tutkulu bir topluluğa sahip. Beni o yayına davet eden D-Live yöneticilerinden aldığım bilgiye göre 2018 yılından beri de Türkiye'deki yerel ofisiyle hem izleyenlere hem de yayıncılara destek olmaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar bu videoya da sponsor oldular. İşte benim de hem test ettiğim hem kullanmaya başladığım D-Live platformunu içerik üretmek isteyen ve bunları canlı yayınlamak isteyen özellikle herkese tavsiye ederim. Çünkü blockchain tabanlı bir canlı yayın platformu ki blockchain'den, yani blok zincirinden Bitcoin özelinde daha önce bahsetmiştim sizlere. İşte D-Live geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan bu blockchain üzerine inşa edildiği için sadece bir canlı yayın platformu değil, aynı zamanda dünyanın en büyük merkeziyetsiz, yani decentralized application'ı olma unvanına da sahip ve diğer canlı yayın platformlarının aksine kullanıcılarından aldığı kesintilerle değil, blockchain üzerine kurulu bu teknolojisi sayesinde bir gelir modeli üretmiş ve bu sayede de hiçbir platform kesintisi yapmıyor. Bunun yanında hem kullanıcılarını hem de yayıncılarını ödül sistemleriyle sürekli olarak ödüllendiriyor. Böylece sadece yayın yapan kişi değil, bu yayınları izleyen ve sohbet eden kişiler de ganimet sandığıyla sürekli olarak Lemon ya da limon puanlar kazanabiliyor ve bu puanlarla favori yayıncılarını destekleyebiliyor. BTT Stake özelliği kullanılarak platformdaki toplam tüketimden günlük olarak pay alınabiliyor ve bir pasif gelir kaynağı elde edilebiliyor. 27 Mayıs tarihinde hedeflenen bu fırlatmadan yine böyle 1,5 saat kadar önce saat 22'de, Türkiye saatiyle 22'de sizleri dlive.tv/barışozcan adresine bekliyorum. Orada önce biraz sohbet ederiz, soru cevap yaparız. Arkasından da bu tarihi fırlatışı hep beraber adım adım canlı bir şekilde izleriz. Fırlatılacak bu iki astronotun ne kadar uzayda kalacağına henüz karar verilmedi. Bu arada şu anda kostümlük provalarından size görüntüleri aktarıyorum. Normalde 6 aylık görevler için gönderiliyor astronotlar ama bu uçuş bir demo olarak ilk kez yapıldığından 1 ila 4 ay arasında bir süre boyunca orada kalmaları bekleniyor. Henüz tam olarak ne kadar kalacağına onlar da karar vermemişler. Giden iki astronottan biri uzaya Amerika'dan fırlatılan son kişi.
Bunun da sembolik bir anlamı var yani. 2011 yılındaki son uzay mekiği görevinden bu yana Amerika topraklarından hiçbir astronot uzaya gönderilmedi. Hepsi önce Rusya'ya, oradan da Kazakistan'a gidip Baykonur uzay üssünden Rus uzay aracı Soyuz'la gönderiliyordu. 80 milyon dolarlık kişi başı bir bilet fiyatı karşılığında. And lift off. 9 yıl sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri astronotlarını kendi topraklarından fırlatacak. Ama bunu da yine kendisi değil, ihale ettiği özel bir şirkete yaptırmış olacak. İşte tüm bu özellikleri nedeniyle bu fırlatmanın insanlığın uzay macerasında yeni bir döneme geçildiğini gösterdiğini düşünüyorum. Bugüne kadar devletlerin tekelinde olan uzayın artık özel girişimcilere de açıldığı bir yeni dönem olacak bu. Tasarımlarla beraber pek çok şeyin değiştiğine, hızlandığına, fonksiyonun yanında formun da önem kazandığına tanık olacağız hep birlikte. Artık sadece kartallar değil, ejderhalar da yüksek uçacak. Ejderhayı uygun manevralarla yavaş yavaş istasyona yaklaştırıyorum. Hem hızımızı, hem yönümüzü, hem açımızı en ideal şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yoksa Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenemeden uzayın boşluğundaki yolculuğumuza devam ederiz. Yakıtımız da biteceği için sonumuz pek de iyi olmaz. Tesla araçlarında sürpriz yumurtalar saklıdır. Farklı yerlerinde farklı özellikler, gizli özellikler vardır. Burada da bakın şimdi ayarlar bölümüne giriyorum. Gravity, yer çekimi olsun mu olmasın mı? Bir de dünyanın şekli var. Eğer istersek dünyanın şeklini düze çevirebiliyoruz. Düz dünyaya inananlar da bu simülasyonu kullanarak uzaya çıkıp Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenebilirler. Evet, bakın şimdi artık dünyamız düz. You are artificial.